Arkadaşlar merhaba. Yunanistan Devlet Başkanı Yunan televizyonuna yaptığı bir açıklamada Türkiye ile olası bir çatışma ihtimaline karşı Yunanistan'ın hiç olmadığı kadar hazırlıklı olduğunu söyledi. Tam da bu açıklamanın üstüne bir iddia ortaya atıldı. İddiaya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Zili de açın lütfen. Videoyu da sonuna kadar izleyin. Bomba gelişmeler var. Çok farklı gelişmeler oldu Türk-Yunan hattında. Hepsini sizin için derledik ve bu videoda kısa özet olarak sizlere aktaracağım. Değerli dostlar, Türkiye'ye 40 km uzaklıktaki Dede Ağacı hepiniz bilirsiniz. Atina'dan alıp askeri üs yaptı burayı Amerika. Şimdi de Çanakkale Boğazı'nı çerçeveleyen o adaları istiyor. Balkanlarla Akdeniz ve Ege'de varlık göstermek, Rusya ile Türkiye'yi baskılamak için Dede Ağaç'a üs kurdu. Daha doğrusu ee, bu amaçlarla bir yapılanma içerisine girdi Amerika burada. Şimdi de Adalara gözünü dikti. Amerika'nın Ege'de gayri askeri statüde olan ancak Yunanistan tarafından silahlandırılan adaların bazıları için kullanım izni istiyor. Bugünlerde bu konuşuluyor. Bildiğiniz üzere takip edenler biliyorlar bu gelişmeleri. Pentagon'un yerleşmek istediği adalar neresi onu da söyleyelim. Limni, Midilli var, Semadirek var ve Skiri adası var. Özellikle de Limni'nin hava operasyonlarında kullanılacağı ifade ediliyor. Kaynaklar öyle aktarıyor bize. Gayri askeri statüdeki bu adalarda sınırlı sayıda kollu kuvveti dışında asker bulundurmak Lozan'ın da ihlali anlamına geliyor. Kıymetli dostlar Pentagon'un kullanım hakkı istediği bu adalar 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'nda belirlenen gayri askeri bir statü kazandı. Bu statüde yani bu adalarda asayişi sağlayacak sınırlı sayıda kolluk kuvveti dışında asker bulundurulması Lozan Antlaşması'nın ihlali anlamına geliyor. Antlaşmaya rağmen bu adalara asker ve silah yan Yunanistan sözlü ve yazılı olarak da tarafımızca Türkiye tarafınca defalarca uyarıldı. Ayrıca 2020 Eylül ayından bu yana yayınlanan ondan fazla NAVTEX'le de bu ihlallere dikkat çekildi. Limni, Midilli ve Sema Direk'in de aralarında bulunduğu 12 adanın acilen silahsızlandırılması gerektiği ifade edildi. Öte yandan Yunanistan Mavi Vatan sınırlarında yer alan bölgeyi de kapsayan bir NAVTEX ilan etmişti hatırlarsınız. Türkiye'de bu e, NAVTEX'e itiraz olarak bir Karşı Navtex yayınlamıştı. Yunanistan'ın ihlal ettiğini, ihlal içerisinde olduğunu duyurmuştu. Olası bir çatışma ihtimaline karşı da Oruç Reis bölgeye gönderilmişti. Şimdi arkadaşlar burada başka bir soru geliyor aklımıza. Ama öncesinde şunu lütfen altını çizerek ifade edeyim. Size kulak kesilerek dinleyin. Yunanistan'ın Fransız National Joe araştırma gemisiyle Mavi Vatan'a girme girişimini TCG Oruç Reis Fırkateyn'i önlemişti. Gemiyi durduran Oruç Reis telsizle Türk kıta sahanlığına giremezsiniz. Girerseniz müdahale edilecek diye uyarmıştı. Aslında burada tartışılması gereken göreve gönderdiğimiz askeri gemilerimizin niye geri döndü? Yunanistan'a göre hatta pasif durumdayız. Ancak bu şekilde ihlaller durumunda sesimiz çıkıyor. Yani hükümet pasif hareketlerinden dolayı bazı isimler tarafından eleştirilirken CHP ise tam tersi yayılmacı politika olarak tanımlıyor. Nereye yayılıyormuş Türkiye? Ben bu soruyu soruyorum. Türkiye kendi sınırlarının ihlaline ses çıkarırken, Türkiye'yi yayılmacı gibi gösteren, Türkiye ile her gün savaş tamtamları çalan kim var? E, Yunanistan. Ünal Çeliköz'ün söylem analizini biraz değerlendirirseniz, biraz onun sözleri üzerine bir söylem analizi yaparsanız, Yunan basınıyla birebir örtüştüğünü göreceksiniz. Sanıyorum ne demek istediğimi gayet iyi anladınız. Bu gelişmeleri şu anda Habertürk gazetesi yazarı Çetin Erçetin'in köşesine taşıdığı şu açıklamalar dikkat çekiyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizin gerilim hatları Amerika ile Yunanistan'ın atmaya hazırlandığı yeni adımlarla daha provokatif bir hal alabilir. Gelinen noktada Türkiye ve Yunanistan arasındaki krizin durdurulması için Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan diplomatik baskılar ve iyi niyet açıklamalarına rağmen sorunlar çözümden giderek uzaklaşıyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de, Türkiye'de Yunanistan arasındaki gerilim hatları daha belirgin bir hal alıyor. Bu hatlara dikkat kesilelim. Yunanistan'ın askeri hamlelerini ve Trakya'daki Türk azınlığı Türk kimliğinden sıyrıp Müslüman kimliğiyle tanımlamasını da geleceğe dair önemli bir plan olarak görelim diyor. Ve ekliyor Çetin Erçetin. Dışişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Metin Akdeniz ve Ege'deki her hamleyi dikkatlice okuması gereken bir sürecin içinden geçiyoruz. Zira Atina, Avrupa-Asya kıtası ve Kuzey-Güney eksenin en keskin virajında tehlikeli bir oyuna zemin hazırlıyor. Yunanistan hepimizin hepimizi tahrik edecek hamlelerde bulunuyor, bulunacak diyor. Bakın arkadaşlar bir başlık atıyorum. Durdurmazsak Türkler süper güç olacak. Şimdi bunu neye istinaden söyledim? Türkiye'nin savunma sanayisini günden güne geliştirip güçlendiğine vurgu yapan bir Yunan spiker, bir Yunan muhabirden bahsedeceğim size. Ioannis Theodoratos. Eğer Türkleri durdurmazsak süper güç olacaklar diyor. Kendi ekranlarında böyle konuşuyor. YouTube kanalında da benzer yorumları var. Yunan Blue Sky kanalının bir muhabiri bu arkadaşımız Ioannis Theodoratos Türkiye hakkında çok dikkat çekici değerlendirmeler yapıyor sık sık hem de. Türkiye'nin büyük bir deniz gücü olmayı amaçladığını belirten Theodoratos, ilginç olan Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kez denizaltılarını Türk sistemleriyle donatma kabiliyetine ulaşmasıdır derken, tüm bunların hepsi bize Türkiye'nin amacının sadece mavi vatan olmadığını gösteriyor. Mavi vatan tüm bu silah sistemleri belirli bir ilerleme yolundayken ilan edildi ifadelerini kullanıyor. Yani Türk silahlarının gizlendiğini iddia ediyor Theodoratos. Mavi Vatan'la aniden bu silahların ortaya çıktığını ve hedefin Yunanistan olduğunu savunuyor. Yunan muhabir Erdoğan'ın masasında bir kum saati var. Eğer ömrü ve zamanı yeterse hedeflerini başarmak için büyük hamleler yapacak diyor. Türkiye'nin daha fazla güçlenebilmek için zaman kazandığını, bu süre zarfında yerli ve milli silahlar üreterek ordusunu günden güne güçlendirdiğini aktarıyor. Ve Yunan spiker şu sözlerini de ekliyor açıklamasına. Türkler yeterli güce ulaştıklarında bölgedeki statükeyi değiştirmeyi amaçlayacak. Çünkü herhangi bir yerden kimsenin kendilerine tepki vermeyeceklerinden eminler. Çünkü gelişen özel koşullar bölgede Yunanistan ve İsrail'den başka etkin bir güç olmadığını gösteriyor. Rusya ve İran hariç ama bu ikilinin Türkiye ile özel ilişkileri var. Türkler onları durduracak hiçbir şeyin olmayacağından eminler. Şu an bekledikleri tek şey yeterince güçlü hissedecekleri bir seviyede olmak. Arkadaşlar, Yunanistan'ın Türkiye'nin gelişip güçlenmesine izin verdiği takdirde çok ciddi bir tehdit altına gireceğini ileri sürüyor bu Yunan spiker. Ona göre Türkiye'nin Ukrayna ve diğer bölge ülkeleriyle yaptığı anlaşmaları uygulamasına da izin verilirse fiili bölgesel süper güç olacak Türkiye. Kıymetli dostlar, son olarak Mavi Vatan'ın mimarı Cad Yaycı Paşa'nın sözlerine kulak verelim istiyorum. Paşa diyor ki Yunanistan Amerika'yı arkasına alarak kaba dayılık yapıyor. Türkiye gayri askeri statüdeki adaların ihlal edilmez olduğunu ihlal edilmesi durumunda ise gerekli tedbirlerin alınacağını net ve açık bir şekilde ifade etmeli dile getirmeli diyor. Cihat Yaycı'nın şu sözlerini lütfen dikkatle dinleyin. Yunanistan tarih boyunca askeri güç olan Amerika'yı, İngiltere'yi, Rusya'yı yanına almaya çalıştı. Bu tarihi birliktelik halen devam ediyor. Bu birliktelik Yunanistan'ı sevmekten değil, Türkiye'yi sevmemekten ileri geliyor. Türkleri engellemek için Yunanistan'ı enstrüman olarak kullanıyorlar. Arkadaşlar, bunlar çok önemli sözler. Türk Yunan Savaşlarına da bakarsanız zaten hep böyle bir ortaklığı göreceksiniz. Yunanın nasıl bir maş olduğunu, nasıl bir ensuman olduğunu Türkiye'ye karşı olduğunu göreceksiniz. Meseleye Türk Yunan sorunu olarak yani e, bu bir Türk Yunan sorunudur gibi bakılmasını da doğru bulmuyor paşa. Ben de katılıyorum bu görüşe. Paşa'nın dediği gibi aslında Yunanistan'ın taleplerinden kaynaklanan sorunlar var. Bitmeyen talepler. Hatırlayın lütfen mavi vatan mevzuu başlamadan önce yani tabirlerinde işte denizde çimin ama denizde ne petrol arayın ne işte yeraltı kaynağı şu bu. Yani siz denizlerde bir faaliyet yürütmeyin, bir hak iddia etmeyin. E ama çimin. Yani turizmi açın. Bakın. Üstelik bu kabul edilemez taleplerin Türkiye tarafınca kabul edilmemesi noktasında da Avrupa Birliği ile bir tehdit söz konusu oldu hep Yunan tarafından. Sahada olmalıyız. Sahada top koşturmalıyız. Savunma bir yere kadar. Paşanın dediği gibi belki de artık taarruza geçilmeli. Arkadaşlar konuyla ilgili görüşlerinizi yorum kısmında ifade etmenizi önemli rica ediyorum. Bunu yaparken de lütfen kanalımıza abone olmayı, zili de açmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.